Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Telif veya patent hakkı korunmalıdır. Bu asırdan önce eski diye ifade edilen, eski dönemde yazılmış fıkıh kitaplarımızda telif hakkı diye bir başlık bulmak zor olabilir. Patent hakkı diye bir başlık da bulamayabiliriz. Yakın zamanda, bu asırda patent hakkı, marka değeri, telif hakkı diye bir kavram ortaya çıkmıştır. Bir bilgisayar programından bir roman veya herhangi kitabın yazılımı veya bir firmanın logosu, bir ayakkabının, bir gömleğin tescil edilmiş şekli hak olarak bilinmeli ve korunmalıdır. Sahibi izleyemiyor, mahkemeye veremiyor diye insanların bu tür hakları yok kabul edip istedikleri gibi kullanmasının caiz olmayacağını düşünüyoruz. Özellikle bilgisayar ve internetten sonra telif hakkı çok kolay ihlal edilir olmuştur. Telif hakkı konusunda çalışma yapan bu asrın fakihleri telif hakkının korunması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Burada özellikle yasalardaki sembollerle veya işaretlerle, ikazlarla bunun telif hakkı vardır diye belirtilen ve özellikle başkaları tarafından kopyalanması, kullanılması yasaklanan çalışmalar, kitap olsun, bilgisayar programı olsun veya bir ses kaydı olsun, bunların sahiplerini rahatsız edecek şekilde kullanılması kul hakkı ihlalidir diye düşünüyoruz. Eğer internet dünyasına salınmış ve onu üreten firma tarafından esasen hakları korunabilecek imkanı olduğu halde insanların bunu kullanmasına bir tür göz yumuyorlarsa bu bir izin çeşidi olarak anlaşılabilir. Ama bunun kullanımına izin vermiyoruz diyorsa veya sınırlı izin veriyor. Mesela bunu kopyalarsanız toplu gösterime sunamazsınız. Bundan fotokopi yapıp satamazsınız diye bir işaret veya ikaz koyduysa o derece o zaman hak ihlali olur demektir. Yani eğer diyorsa bunu toplu gösterime sunamazsınız ya da bunu çoğaltıp satamazsınız diyorsa eğer, bu demek ki ben bundan internetten bir nusha indirip o nushayı kütüphaneme koymama izin veriyor. Ama bundan 10 tane yapıp satmama izin vermiyor demektir. Ya da yasal olarak mesela PDF sitelerinden bir tanesine konmuş bir kitap. Bu site resmi bir site. Yayın yaptığı yer belli, çalışmaları belli. Bu siteye konmuş. Bu siteden de indirilebiliyor. İkaz yok, indirilemez diye. Bu bir kul hakkı ihlali olmayabilir. Çünkü o site bunu resmen yayınlıyor. Ücret istemiyor. Şifrelidir bu diye bir işaret de koymuyor. Herkesin kullanımına sunmuş. Oradan ticari olmadan indirilip kullanılabilir. Kitap için de böyle. Helal olan sesli çalışmalar için de böyle. Ama bir sanat değeri olan veya teknik değeri olan herhangi bir çalışmanın özellikle sahibi tarafından yasaklanmışsa indirilip çoğaltılması, kopyalanması bir kul hakkı ihlalidir. Buna dikkat etmek gerekir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin.